elektrikli otomobiller yok mu olacak? Bunlar sadece geçici bir proje mi? Asıl çözüm hidrojende mi? Daha da önemlisi elektrikli arabalar büyük ailelerin bize atmaya çalıştığı bir kazık mı? Elektrikli araba satışta düşüyor mu? Tesla batacak mı? O kadar çok bilgi kirlenmesi var ki bu konularda size bir sunum hazırladım. Ve bu sunumda elektrikli arabalar bugün neredeler? Gelecekte nerede olacaklar? O hedeflere ulaşmak için elektrikli arabalarla ilgili neler yapmak gerekiyor? Ve biraz da Türkiye bütün bu işlerin neresinde anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Zaten herhangi bir hisse senedi de konuşmayacağız ama sonuçta Tesla etik otomobilleri bir parçası. Ben de Tesla yatırımcısıyım. Bunu söylemekte de fayda var çünkü her anlattığımda tam objektif olmayabilirim. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın ama etik araçlar pek de bir yere gitmiyorlar. Tam tersine çok hızlı büyümeye devam ediyorlar deyip başlayalım. Acayip bilgiler vereceğim size. önce şuradan başlayalım. Elektrikli araçlar gerçekten gerekli mi? Gerekliler. Çünkü temel enerji kaynaklarımızdan olan petrol sonlu bir kaynak. Çevreye de çok zararı var. Elektrik sonsuz bir kaynak çünkü orada güneş var. İstediğimiz kadar elektriği orada üretebiliriz. Nükleer de üretebiliriz. Alternatif rüzgar gibi, güneş gibi başka kaynaklarımız da var. Elektrik sonsuz. Sonlu bir kaynak yerine sonsuz kaynağı dayalı enerji üretimi tercih etmek derece akılca gözüküyor. İkincisi fosil yakıtlı araçlar çevreye zarar veriyor. Elektrikli araçlar daha az zarar veriyor. Şurada bir emin olalım. hiç. ...bir üretim çevreye zarar vermeden hayata devam edemez. Ama fosil yakıtlara göre elektrikler çok daha düşük zarar veriyorlar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de elektrikli araçların fosil yakıtlara göre çok daha verimli olması. Elektrikli araçlarla ilgili en çok gelen eleştirilerden bir tanesi. Hocam onun elektriği nereden geliyor? Kömürden gelmiyor. Bir, gelmeyebilir. Dünyada pek çok ülkede, Türkiye'de dahil olmak üzere farklı enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Ama daha önemlisi gelen enerjiyi daha verimli kullanıyorlar. Bakın, bakın fosil yakıtlı araçlarda toplam tüketilen enerjinin sadece %16 ile 25 arası tekerlere güç olarak aktarılabiliyor. Neden bu arabalar? Çünkü ismi üzerine içten yanmalı, ısınıyorlar, bir sürü enerji kayıpları oluyor vesaire. Elektrikli araçlarda %69 oranında tüketilen enerji doğrudan doğruya tekerleklere aktarılıyor. Daha da önemlisi eğer regeneratif fren sistemi varsa bunun %17'si de geri kazanılıyor. Toplamda tekerleklere aktarılan enerjinin oranı %86 ile %90 arasında buluyor. Yani nereden bakarsanız bakın enerji tüketimi açısından fosil yakıtlara göre 4 kat daha verimliler. Bizim gibi yurt dışına enerji ithalatına çok para harcayan bir ülkenin buna dönmesi çok akıllıca. Çünkü biz ülkemizde pekala nükleer santraller de kurabiliriz. Alternatif kaynaklardan ayarlanabiliriz. Ve bu araçlar daha az enerji tüketiyorlar. Geri kalan bütün gürültüyü bir kenara bırakın. Temel bir prensip olarak daha az enerji tüketen şeyler daha fazla enerji tüketeni uzun vadede yenerler. O yüzden elektriklilerle fosil yakıtlar arasında aslında bir rekabet falan yok. Sadece bir zamanı ihtiyaç var. Detayına şimdi gireceğiz. Bunları anlatırken ikinci en büyük itiraz da hemen hocam gelecek hidrojende bu elektrikler geçici canım. Toyota'da bakın hidrojen üzerine çalışıyor geliyor. Bakın burada temel bir yanlış anlama var. Evet bir hidrojen araba bir elektrikli arabaya göre daha iyi aslında. İkisi de aynı motoru kullanıyorlar. Fakat birinde büyük lityum tabanlı pidere ihtiyaç var. Yani elektriklerde ve bu çevre açısından çok iyi değil. Buna karşın hidrojen araçlarda hidrojene eğer araca ulaştırabilirseniz dışarıya sadece su çıkartıyor ve enerji depolamasına da gerek yok. Bu arada arabanın ikisi de elektrikli. Bir tanesi ama elektriği şebekeden alıyor. Diğeri ise içinde hidrojeni elektriğe çeviriyor. Kabaca öyle söyleyelim. Fakat soru şu ki bu arabalara hidrojen doğadan gelmiyor. Doğada çözülmüş halde hidrojen yok. Yapmanız gereken şey önce bir enerji toplayacaksınız. Aynı elektrikli arabalarda olduğu gibi. Bu enerji bir alternatif enerji olabilir. Doğal gaz olabilir. Her şey olabilir. Bunu kullanarak mesela suyun içine hidrojen ayıracaksınız. Hidrojen çok kararsız bir elementtir. Onu güvende saklamak için çok güçlü hidrojen tanrıcaksınız tanklara ihtiyacınız olacak. Daha sonra bunu güvenli şekilde benzin istasyonlarına veya hidrojen istasyonuna ulaştıracaksınız. Daha sonra da araçları yükleyeceksiniz. Bir kere zaten şu şema bile daha basitle daha karmaşık arasındaki temel farkı bize gösteriyor. Elektrikler çok daha basitler bu konuda. Dünyanın her yerinde elektrik üretilebilir ve hemen kablo üzerine arabaya aktarabiliriz. Oysa hidrojeni ayıklamak için özel tesislere ihtiyaç var. Bu tesislerde zaten yine enerji kullanılacak ve yine hidrojeni araçla ulaştırmakta oldukça zahmetli bir süreç. Bunu Sonuçlarını zaten görüyoruz. Bu işe büyük bir hevesle giren Shell şu anda bütün istasyonlarını kapatıyor. Neden? Çünkü müşteri bulamıyoruz diyor ve çok komplikedir bu sistem bizim için diyor. Bu arada belli tehlikeleri de var. Çünkü bunlar çok yüksek basınçlı tanklarda korunuyorlar. Shell ben bu işten vazgeçiyorum diyor. Hidrojen araç satışları da bu arada yerli bir. Bakın bunlar yıllara göre bütün dünyada satılan hidrojen yakıtlı araçların aletleri. Zirveyi 2022'de buldular. Yıllık satış 20.704. Tesla geçen sene 1 milyon 800 bin araç sattı. Yani Tesla'nın bir haftalık satış rakamını ancak yakalayabildi. Hidrojen yakıtlı araçlar ve sonra da çok sert bir düşüş başladı. 2023 yılında 2022'ye göre düşüş %30'lar civarında gözüküyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi tüketiciler anladılar ki bu iş olmuyor. Özellikle Amerika'da, Kaliforniya'da bu konuda çok teşvikler olmasına rağmen arabayı hidrojen yükleyecek yer bulamıyorlar. Şer gibi bir şirket bu iş içinden çekiliyor. O yüzden insanlar anladılar ki otomobillerde hidrojen pek doğru bir proje değil başka alanlarda hidrojen çok önemli bir enerji kaynağı. Mesela tırlarda, uçaklarda, gemilerde olabilir. Ama otomobillerde hidrojenin bu dağıtım sorunu yüzünden bir yere varamıyoruz. O halde elektrikler fosil yakıtlara göre enerjiyi çok daha verimli kullandıkları için daha iyi araçlar. Elektriklerin içerisinde de hidrojen tabanlılara göre bizimkiler daha avantajlı. Neden? Çünkü hidrojeni dağıtmak zor. Buraya kadar umarım iyi gitmişizdir. Şimdi biraz daha detaylara gidelim. Şimdi madem elektrikli araçlar hem hidrojen kardeşlerine göre hem de fosil yakıtlara göre daha iyiler satışlarının Koşması, acayip hızlı yürümesi lazım. Aslında iyi de gidiyor. Fakat nedense son dönemlerde elektrikli araç satışlarında düşme olduğuna dair basında ağır darın haberler çıkmaya başladı. Arkasında kimin olduğunu o haberlere gitmeyelim çünkü rakamları size anlatacak. göreceksiniz ki o haberlerin içi tamamen boş. Mesela böyle bir haber, her elindeki 20 bin elektrikli aracı satıyor, bunların yerine yine benzin arabaları dönecek. Peki neden böyle bir şey oluyor? Çok basit elektrikli araçlar aslında daha az bakım gerekli araçlar ama kaza kırma oradıklarında bunları yeniden tahmin etmek daha zor. Bir de tüketiciler elektrikli araba kullanmaya bir alışmaları gerekiyor önce. Kısa süreli bir kiralama şirketinde bu deneyim pek gerçekleşmiyor. O yüzden sebep aslında son derece basit. Bu arada her evet. berbat bir blanço açıkladı. işleri çok kötü gidiyor. Bir de böyle haberler geliyor. Geneliksel otomobil üreticileri elektrikten vazgeçiyorlar çünkü talep yok. Mesela Ford F-150 Lightning'den bizim Tesla Cybertruck'ın rakibi vazgeçiyormuş. Çünkü talep yokmuş. veya da GM belli modelleri üretmekten vazgeçiyor. Bunları geciktiriyor. Aynı benzer haberler Avrupa'dan da geliyor. Demek ki araba satışları kötüye gidiyor. Çünkü mevcut otomobil üreticileri araç satamıyorlar. Oysa arkada dönen gerçekler bambaşka. Eğitik araba satışları dünyada artıyor ve bunun iki tane patunu var. Biri Tesla, bir de Çin üreticiler. Daha evvel şu videomda anlatmıştım. Çin'den çok korkuyor Avrupa. Çünkü ucuz eğitikli arabaları Avrupa pazarına basarsa Avrupalı geleneksel markalar hiç araç satacakları kalmayacak. O yüzden Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede teşvikler durduruldu. Otomobil lobileri burada devreye girdiler. Bu işi engelliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir durum var. Orada da özellikle araba bayi teşkilatları ve arabalara servis bakım hizmeti verenler devlete epey bir baskı kuruyorlar. Etik araba teşviklerini durdurun diyorlar. Çünkü bu arabalarda pek bakım masrafı yok. Biz bundan hoşlanmıyoruz. Bu işe girmeyin diyorlar. Bundan dolayı da General Motors ve Ford gibi markalarda bayilerini dinleyip bu işi ertelemeye geciktirmeye çalışıyorlar. Aslında aslında yaşanan o yüzden bir erteleme, geciktirme çabası. Ama yine de elektrikli araba satışlarını engelleyemiyorlar. Mesela Avrupa'ya baktığımızda yeni yayınlanan bir raporda 2023'te saf elektriklilerin, şey işte elektrikli deyince de bunda bir sürü çeşidi var. Biz saf elektrikli yani hibrit olmayanlara odaklanıyoruz. Avrupa'da pazar payının %15'i bulduğunu, bunun bir rekor olduğunu görüyoruz 2023 yılında. 2024'ün ilk ayı ile ilgili veriler gelmeye başladı. Avrupa'da saf elektriklilerdeki artış %29'u bulmuş durumda. Buna karşın dizellerde nokta dörtlük düşüş var. Petroller ise sadece %2.8 oranında artabiliyorlar. Dünya pazarına baktığımızda da e araçların satışlarında hızlı büyümeler görüyoruz. 2018'de %70'lik büyüme var. 2019'da %18, 2020'de %33, 2021'de %113, 2022'de %59 ve daha sonra %28. İşte buradan yola çıkıp diyorlar ki bakın elektrikli arabalardaki büyüme eğrisi yavaşlıyor. Evet, yüzdesi olarak baktığınızda küçülüyor. Ama aslında baz büyüdüğü için toplamda satılan etikli araç satışında mutlak değer olarak bir önceki yıla göre ciddi artışlar hala devam ediyorlar. Ama artık baz büyüdüğü için bir önceki yıla göre yüzdesi olarak büyüme yavaşlıyor. Bir kere matematik böyle bir temel kurallarını çözmekte fayda var. Ama onun dışında etikli arabaları bekleyen başka yavaşlatıcı faktörler de bulunuyor. Buna da biz aslında adaptasyon eğrisi diyoruz. Buradaki temel fikir şu yeni bir teknoloji çıktığında toplumun tamamı ona adapte olmuyor. Türkiye'de de mesela haklı olarak insanlar diyor ki ya ben bunlarla şarkı şarj İkinci eli nerede olacak kardeşim? Bu arabaların performansı nasıl? Ya bunların pilleri çok çabuk ölüyormuş. Bir sürü kimi doğru kimi yanlış bilgiler var. O yüzden küçük bir kitle geliyor. Yenikçiler diyoruz. Önce onlar alıyorlar arabaları. Daha sonra erken benimseyenler denen bir kitle geliyor. Erken benimseyenlerden erken kalabalığa sıçrayınca parabolik büyüme başlıyor. Parabolik büyüme demek şu andakilerin çok ötesinde büyümeler demek. Yani 2030 yılında mesela satılan her 100 arabadan 70-80'inin saf elektrikli olmasından bahsediyorum. Bu için böyle bir parabolik büyümeye ihtiyaç var. Fakat şu ara genelde zor geçiliyor. Çünkü yenilikçiler ve erken benimseyenler bundan meraklılar. Benim gibi yeni bir teknoloji. Onları heyecanlandırıyor. O yeni teknolojinin bazı sıkıntılarından mesela yüksek fiyat o kadar pek aldırmıyorlar. Şarj sıkıntısı vardır diyorlar ama biz bunu bir şekilde atlatırız diyorlar vesaire. Ama erken kalabalığın ve geç kalabalığın ikna olması ancak bu sorunların çözülmesiyle mümkün hale geliyor. Sorunlar derken müşteri deneyimi iyileşecek. Mesela her yerde şarj edebileceksiniz arabanızı ve belki de hepsinden daha önemlisi maliyetler gerileyecek. Yani yani elektrikli araçların fiyatları fosil yakıtlı araçlardan daha ekonomik hale gelecek. O zaman işler köklü şekilde değişiyor. Şu grafik benim çok ilgimi çekiyor. Bu grafikte farklı fiyat aralıklarındaki araçlar ne kadar pazar payı olduğunu görüyoruz. Mesela 75 bin dolar ve üzeri araçlar bunlar Amerika pazarı özgür rakamlar ama her yere uyarlayabiliriz herhalde. Oldukça az satıyorlar. Bunlar küçük niş ürünler. Esas büyüme nerede başlıyor? Bakın şurada dikey büyüme 25 bin dolarlık araçlarda iş kopuyor. Esas büyük pazar orada. Şu anda etikli arabalar şuraya gelebildiler. Yani 40-50 bin dolar arasında oturabildiler. Bunda tabii hükümet teşviklerinde desteğiyle ancak buraya gelebiliyorlar ve bundan dolayı belli bir sıçrama yaşadık şuralara kadar geldik ama buradan yukarıya doğru sıçramanın gitmesi için bu arabaların ucuzlaması gerekiyor. Çünkü dünyadaki insanların sonuçta alım güçleri belli. Peki etlikli arabalar ucuzlayacaklar mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Tesla'nın Model 3 ve Model Y'sinin kendi segmentlerine fosil yakıtlı araçlarla eş fiyatlara satılmaya başladığını görüyoruz. Hatta bazı eyaletlerde teşvikler sayesinde mesela bir Tesla Model 3 Toyota Corolla'nın bile altında fiyatları satılabiliyor. Yani kısmen buraya ulaşılmış durumda ama bu bazen teşviklerle oluyor, bazen de Tesla'nın kar tabizleri mümkün oluyor. Tesla etik arabalarda kar eden tek firma bu arada, onu da hatırlatmakta fayda var. Bundan dolayı Tesla da ne diyor? Biz daha ekonomik arabalar üretmeniz diyor. Yani bu çerçevede baktığımızda bence Cybertruck bir ara yol sapma. Çok hoş bir araba. Tesla büyük bir pazarlama faydası var. Belli adetlerde mutlaka ulaşacak. Amerika'da pickup kamyonet pazarı çok büyük bir pazardır. Ama bence ona odaklanacaklarına ucuz model 2'ye odaklansalar daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Şimdi bu çerçevede Avrupa pazarına bakalım. Avrupa pazarına baktığımızda ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. İşten yanmalı motorlarda A ve B segmentlerinin toplam payı %41'leri buluyor. Yani burası ucuz segmentler. C'yi de içine koyduğunuz zaman bunlar neredeyse otomobil pazarının toplamda %85'ini alıyorlar. Oysa elektriklere geldiğimiz zaman şu gri ve kırmızının büyüdüğünü yani D ve E segmenti gibi pahalı araçların daha fazla olduğunu A ve B segmentleri ise çok daha küçük kaldığını görüyoruz. Neden böyle oluyor. Elektrikli arabaları ölçeklendiremedi henüz Avrupalı firmalar. E bir de karşılarında Çin'den gelen rekabet var. Ona karşın ölçeklendirmekte de iyice zorlanıyorlar. O yüzden ne yapmaya çalışıyorlar? Daha lüks, içinde masaj koltuğu olan bir takım havalı araçlar satıyorlar. Ama aslında temel sebebi ölçek korkusu ve bu ölçeklenme olmadığı için ve Çinlilerin girişine izin vermedikleri için elektrikli arabalarda beklediğimiz kadar hızlı büyümüyoruz. Ama bu nereye kadar sürebilir? Bunun bir sonu var. Unutmayın elektrikli arabalar fosil yakıt arabalardan daha az enerji enerji Sakın bu temel prensibi unutmayın. Bu grafikte de önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak ekonomik arabaları görüyoruz. 2024'te Avrupa'da 4 ayrı model var ekonomik olarak devreye girecek. 2025'te Renault'un bir modeli geliyor. 2026'da bazı modeller var. Tesla'ya buraya 2026-2027 denmiş ama Tesla aslında 2025'ten itibaren ucuz modeli piyasaya çıkartacak gibi gözüküyor. Volkswagen ID'si de 2027'de devreye giriyor. Öte yandan Çinliler de orada harı çalışıyorlar. Yani fiyat geriye doğru gidecek ve daha ekonomik arabalara ulaşacağız. Bu ekonomik arabaların bir bölümü düşük menzilli şehir içi arabaları olacak. Bir bölümü de muhtemelen teknolojik inovasyonlar sayesinde makul menzillere sahip ve şehir arası yolculukta da hani belki bayram tatilinde sizi Van'daki köyünüze götürmeyecek ama epey bir mesafeye götürecek elektrikli arabalara ulaşacağız. E esas sert yukarı doğru büyüme ancak bu aşamada devreye girecek. Elektrikli arabaların maliyetinin yüksek olmasının temel sebebi bataryaları. Bu grafik bize gösteriyor ki aslında batarya maliyetleri hız da aşağı doğru iniyorlar. Ve 1 kilovat saat etiği depolayabilecek bataryanın maliyeti 100 doların altına indiğinde elektrikli arabaların fiyatları benzin arabalarla aynı hale geliyor. Üstelik de arabaların bakımı daha az ve enerji giderleri de daha düşük. O yüzden burada büyük bir avantaj devreye giriyor. Şimdi burada da yine böyle bir yanlış söylenti var. Hocam bunların bataryaları çöp olmuyor mu? İleride bu yeni maliyet değil mi? Pek değil aslında. Tesla'da mesela 8 yıl size batarya garantisi veriyor zaten. Ve şu ana kadar Tesla bataryasından sorun yaşayan çok az insan var. Yani bu bataryalar sandığınızdan daha dayanıklılar ve daha sonra aslında recycling'e de giriyorlar yani yeniden de kullanılabiliyorlar. O yüzden pek öyle bir sıkıntımız yok. Artı bataryaların içerisindeki kimyasallar da değişiyorlar ve burada da hem daha düşük maliyetli hem daha çevreci yeni kimyasallara doğru gidiliyor. Eğitikli arabalar yani anlayacağınız çok hızlı şekilde teknolojik olarak gelişiyorlar. Benzer bir durum aslında arabaların şarj süresiyle de ilgili. Diyelim ki eğitikli arabanızın menzili 300 km olsun. Yani arabayı hızlı kullandığınız en enerji çok tüketiriz vesaire. Buradan buldum 800 km. Ne oldu? araba yolda iki kere şarj etmek gerekiyor. Ya pili çok büyüteceğiz. O zaman maliyet artacak. Araba ağırlaşacak. Ya pili küçük tutacağız. Ve ne yapacağız? Şarj süresini hızlandıracağız. Yani hem arabaya daha az enerji tükettirmenin bir yolunu bulacağız. Hem de şarj sürelerini hızlandıracağız. Burada görüyoruz çok iddialı rakamlar var. 2027'ye gelindiğinde 200 mil yani 300 kilometrelik menzil için şarj süresinin 4 dakikaya ineceği tahmin ediliyor. Porsche'nin yeni çıkan modellerinde buraya doğru yaklaşıldığını görüyoruz. Yani elektrikli arabaların adaptasyonuyla ilgili en büyük iki önemli konu olan ya bu arabaların fiyatı nedir? İniyor. İkinci sorun da bu arabaların şarjı ne olacak? Bu da yine yavaş yavaş ortadan kalkan bir problem aslında. Bir yandan da elektrikli arabalar daha verimli hale geldiği için bataryalarındaki teknoloji de değiştiği için aslında menzilleri de yavaş yavaş uzuyor. Mesela Panasonic'in yeni bir batarya tipi var. 500 bine yakın menzili sadece 10 dakikada ulaşacağınızı söylüyorlar. Şimdi burası çok enteresan aslında. Elektrikli arabalara karşı olan veya bu konuda konuda endişe olan insanlar diyorlar ki hocam etik arabalarda teknoloji sürekli değişiyor. Ben niye gidip bunu alayım öbür teknoloji beklerim. Peki kardeşim o zaman sen fosil yakıt diye al. Yani teknolojisi artık hiç gelişmeyeni al ve bak başına neler geliyor gör. Bu da ayrı bir mesele tabii. Bu arada bugün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf var. Yani biraz flu bir fotoğraf görüyorsunuz ama bunun Tesla'nın model ikisi oldu. Yani 25 bin dolar altında satacağı aracın prototipi olduğu söyleniyor. Hatta şurada bir tane daha var. Görüyorsunuz model Y'ye göre daha küçük bir araba. Ne kadar doğru bilmek mümkün değil. 2025'in ikinci yarısında bu araçları üretmeye başlayacaklar. Yani Söyleyilen Musk ve bu araçların üretim teknolojisi devrimsel olacak bu sayede bu araçları karlı bir şekilde ekonomik üreteceğiz diyor. Şimdi firmalar üzerlerine düşeni yapmalı daha daha ekonomik, daha uzun menzili, daha kolay şarj eden elektrikli arabalar yapmalılar. Ve ellerinden gelene en azından Tesla ve Çinliler yapıyor diyelim. Ama bir sorun daha var. Ülkelerin de bu konu topa girmesi gerekiyor. Ve önümüzde bir model ülke var aslında. Norveç. Norveç'te elektrikli arabaların satışlardaki payı %80'i bulmuş durumda. Norveç aslında bir yandan petrol zengini bir ülke. Ama diyor ki petrol yakıtlı araçlar çevreye zarar veriyor. Ve sanıldığı gibi soğukta Tesla'lar veya diğer elektrikli araçlar da orada çalışmıyor değiller. Onda da bir soru yok. Bunu anladıklarından çok teşvik ettiler elektrikli Araçları ve görüyorsunuz pay %80'e gelmiş durumda. Dünyadaki diğer ülkeler ise aşağı yukarı şuralardalar. Daha önlerine ciddi bir adaptasyon süreci var. Peki Norveç ne yaptı da elektrikli araçların satışları bu kadar arttı? Aslında yol haritası çok karmaşık değil. Elektrikli araçlarla ilgili bir takım vergi indirimleri tanımladılar. Daha sonra hedefler koydular. Sıfır emisyona ineceğiz diye. Daha sonra Norveç'te şarj istasyonu sayılarının artmasını desteklediler ve artık ortalama bir Norveçli için fosil yakıtlı araç almanın bir alemi kalmadı. Elektrik etiketli araç satışlarını yine toplam satışlarda çok büyük bir payı olan bir ülkede Çin. Çin'de yine benzer bir yol yaratıcısı izlemiştim de ve Çin bu sayede şu anda bir yandan da dünyanın en büyük elektrikli araç ihraç bir tanesi. Aynı zamanda batarya ve pil endüstrilerine de var. Yani S-serisinin e yukarı doğru gitmemiz için üreticilere bir roller düşüyor ama bir yandan da devletlere roller düşüyor. Maalesef Türkiye bu konuda oynaması gerektiği güçlü oynamıyor. Evet ne güzel bizim de bir yerli arabamız var, togumuz var etikli. Fakat biraz açıkçası onu korumak korumak adına elektrikli araba ithalatına çok fazla sınırlamalar geliyor. Evet bir takım teşvikler var ama şarj istasyonu sayıları hala yeterli değil. Şehirsel altyapılarda sorunlar var ve çok büyük bir devrimi kaçırıyoruz. Unutmayın biz petrolü, doğalgazı büyük oranda dışarıdan ithal ediyoruz. Bu ithalattan kurtulmak bizi çok rahatlatacaktır. Artı bu yeni teknolojinin içerisinde olmak bizi ileride bir teknoloji ülkesine doğru da dönüştürecektir. Onun adımlar var ama bu adımların sayısının çok daha fazla olması, çok daha büyük kaynağın bu yere ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum. Dünya geneline baktığımızda ise Çin eserisinde hani bir Norveç gibi değilse de bir yerlere gelmiş durumda. 2023 itibariyle %25'lere ulaştı etikli arabaların toplam araç satışları içerisindeki payı. Avrupa Amerika, Japonya ve Hindistan oldukça gerideler. Yani daha alınacak çok yol var. Fakat hem siyasi olarak bu zor bir yol. Çünkü karşınıza büyük otomobil lobilerini alıyorsunuz. Ekonomik olarak aslında bu işin uzun sürede teşvik edilmesi gerekiyor. Ama en sonunda varacağımız yer o. Çünkü elektrikli arabalar dünyamız için fosil yakıtlardan daha iyiler. Evet mükemmel değiller. Daha başka çözümler ileride devreye giriyor olabilir. Ama hem ülkemiz için hem dünya için elektrikli araba adaptasyonu asla duracak bir süreç değil. Ve 25 bin dolarlık araçlara gel geldiğimiz anda S eğrisi parçalanacak ve erken benimseyenlerden erken kalıbına doğru geçeceğiz. Yakından takip ettiğim bir yatırım şirketi ARK Invest burada diyor ki 2030 yılına geldiğinde elektrikli araçların payı çok çok artacaktır. Bu kadar iyimser olmalı mıyız? Biraz daha aşağılarda mı artar? Bunu bilmek çok zor ama doğanın temel bir yasası var. Enerjiyi daha az tüketen oyunu kazanır.